geliyor bu daralma, bu küçülme. Şimdi bunu değerlendireceğiz. Hattımızda ekonomist Mustafa Sönmez var. Mustafa Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, aslında Berat Albayrak şöyle demişti. Şubat, Ocak'tan, Mart, Şubat'tan, Nisan'da, Mart'tan daha iyi olacak demişti ama hiç öyle görünmüyor. Üçüncü çeyrekte de daraldı. Daha önceki dönemlerde deniyordu ki işte teknik olarak bir kriz yok. Bu uydurma falan, artık teknik olarak da resesyon denilen kavram şu anda hayatta ve teknik olarak da bir kriz mevcut. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani %1,5 küçük. Üçüncü dönemde yine küçüldü. Nereye gidiyor Türkiye ekonomisi? Evet, 3 dönemdir küçülme var. Yani küçülme ne demek ki? Karşılaştırdığınızda geçen mevsime göre daha az mal ve hizmet üretiliyor. Evet. Yani ülkenin pastası bir önceki yılın mevsimine göre büyümemiş, tersine küçülmüş. Şimdi bildiğimiz bir şey var. Buna karşılık nüfus küçülmez. Nüfus sürekli artar. Yani bir pasta bir yıl önce belli bir büyüklükteyken şimdi nüfus artıyor ama pasta artmıyor. Tersine küçülüyor. O zaman da nüfus başına düşen dilimler küçülüyor. Dolayısıyla ekonomik küçülme aslında bir toplumun yoksullaşması demektir. Pastayı büyütmek varken bunu büyütemiyorsunuz. Pastayı büyütebildiğiniz bir nüfus bir kenarda dururken onlar işsiz olarak duruyorlar. Siz pastayı büyütemiyorsunuz. Tersine daha küçük bir pasta üretmek durumunda kalıyorsunuz. O anlamda 3 mevsimde Türkiye bu negatif, olumsuz durumu yaşıyor. Ve adım adım Türkiye toplumundaki insanlar biraz daha yoksullaşıyorlar. Evet. Bu anlama geliyor küçülme. Evet, daha da yoksullaşma maalesef bizi bekliyor. Peki şimdi bugün mafi eğilmez bir terim daha ortaya attı. Biz de artık ekonomi terimlerini, hani stagflasyonu biliyorduk. Şimdi slamflasyon, yanlış ifade etmiyorsam, terimini ortaya attı ve enflasyon artmasıyla birlikte ekonomi küçülüyor. Bu anlama geliyor yanılmıyorsam ve aynı zamanda da ekonomik krizin en kötü boyutu. Doğru mu? Biz şu an en kötü boyuttaki bir ekonomik krizi mi yaşıyoruz? Doğru, doğru. Yani bir yandan ekonomi küçülürken bir yandan da enflasyonda bir gerileme yok. Yani toplum hem ekonominin küçülmesi, pastanın küçülmesi gibi bir olumsuzluğu yaşıyor. Bir taraftan da o eksik üretilen malların fiyatlarının önünde bir kontrol getirilemiyor. Fiyatların artışı devam ediyor. Şimdi böyle bir toplumda bir kere pasta büyütülemediği için işsiz sayısı artar. Yanı sıra hem işsizler hem de işi olanlar enflasyon gibi bir problemle baş etmek zorunda kalırlar. İki olumsuzluğu birden yaşarlar. Dolayısıyla bu topluma yaşatılan iki tür olumsuzluk bir arada. Hem enflasyon hem küçülme. Bunun da işte literatürdeki adı slamflasyon. Evet, bu doğru diyorsunuz. Peki aynı zamanda bu sektörler açısından, farklı alanlar açısından baktığımızda da tarım sektörü katma değeri %3,4 arttı. Sanayi sektörü %2,7 katma değeri azaldı. İnşaat sektörü %12,7 azaldı. Bu rakamlar sektörler açısından bize ne ifade eder? Şimdi tarımın tabii Türkiye toplumundaki toplam pastadaki payı %10 civarında. Onun için tarımdaki %3,4 büyüme çok fazla bir teselli kaynağı olmuyor. Esas sanayide büyümenin olması lazım. Ama biz sanayide %3'e yakın bir küçülme gördük. Özellikle imalat sanayi dediğimiz alt dalda %3,3'ü geçen bir küçülme var. İnşaat da önemli. İnşaattaki küçülmenin daha dramatik boyutlarda olduğunu, %13'e yaklaştığını görüyoruz. Zaten evet. İnşaat ilk krize giren sektör oldu ve bir yıldır
sürekli aşağı doğru gidiyor. Hiçbir şekilde bir bedeni doğrultamadı. O nedenle de şimdi işsizliğe baktığımızda en çok işini kaybedenlerin inşaat sektöründen olduğunu görüyoruz. Devamında sanayi sektöründe olduğunu görüyoruz. Bu üretici sektörler, yani sanayi ve inşaat gibi üretici sektörler yeniden büyüme ivmesi yakalayamadıkça bu olumsuz seyir devam eder. Sanayinin ve onu tamamlayan unsur olarak inşaatın yeniden büyümeye katkıda bulunması gerekir ki daha fazla işsiz olmasın, ki biliyorsunuz şu anda 4,5 milyon iş arayan insan var. Evet. %14 işsizlik var. Bu yatırımlar olmadığı için, yeterince üretim olmadığı için o nedenle mutlaka Türkiye'nin bir yeniden büyüme ivmesi yakalaması gerekiyor ki bu işsiz insanların sayıları biraz azaltılabilir. Evet, inşaat sektöründe %13'e yakın bir daralma var dedik, katma değerinde azalma var dedik. Şimdi bununla ilgili de bir hamle yapılmıştı aslında. Merkez Bankası Başkanı değişti, işte burada faizler düşürüldü. Bunun etkilerini herhalde 3. çeyrek verilerinde mi göreceğiz ya da göreceğiz mi? Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Çok öyle görünmüyor. Yani o kredileri biraz uzatmaları kamu bankaları aracılığıyla sadece eldeki stokların satılmasını sağlamaya dönük yeni yatırım henüz görünmüyor. Eldeki stoklar çok şişkin vaziyette. O nedenle önümüzdeki çeyrekte böyle bir iyileşme çok muhtemel değil. Ben önümüzdeki çeyrekte de bu küçülmenin devam edebileceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla 4 çeyrek üst üste bir küçülme devam edecek. Yani Türkiye böyle yatık bir L şeklinde kriz yaşıyor. Bir düşüş oldu, sonra bir türlü aslında yukarı çıkması lazım. Eski krizler V şeklindedir. Vurur, dibe vurur, yukarı çıkar. Bu V şeklinde değil, böyle yatık bir L şeklinde yatay çizgisi henüz süren bir kriz hali var. Bunun tekrar yukarıya çıkabilmesi doğrusu bizi siyasi değişimi de gerektiriyor. Çünkü bu krizin aşılması ve yatırımlar, üretimin ortaya çıkması büyük ölçüde şu anda Türkiye'de geçerli olan siyasi iklimle de çok yakından ilgili. Evet, siyasi iklimle de yakından ilgili dediniz. Şimdi üretim yok ülkede. Bu yüzden zaten bu daralmalar, küçülmeler meydana geliyor. Hükümetten ben en azından yayına girene kadar herhangi bir açıklama da görmedim bu konuyla ilgili. Sessizliğini koruyor. Bir toparlanma olması pek mümkün değil diyorsunuz ama atılabilecek herhangi bir adım var mı? Yani bu hükümet tarafından veya diyelim bir hükümet değişmesi durumunda başka hükümetler tarafından. Zorlama işler yapıyor. Yani enflasyonu düşüremiyor. Buna karşı faizleri düşürmeye kalkıyor. Faizleri ancak kamu bankalarına düşürüyor. Evet. Bu böyle işler zorlama olunca kimse de gönüllü olarak ne kredi kullanmaya ne de harcamaya yanaşıyor. Burada önemli olan dış yatırımcının, dış para sahiplerinin Türkiye'ye ilgi göstermesi. Onlar da bu yönetime güvenmiyorlar. Bu yönetimi çok güven verici bulmuyorlar. Dolayısıyla yabancı yatırım, yabancı kaynak gelmedikçe bu büyüme ivmesi yakalanamıyor. Bu güvenin verilebilmesi mutlaka Türkiye'de siyasi iklimin değişmesinde, Türkiye'nin daha güvenilir bir hukuk devleti olmasında, parlamentonun işler, yargının bağımsız, medyanın özgür olduğu bir politik hava oluşturulmalı ki Batı'da da bu işler hukuk devleti çerçevesinde cereyan ediyor diye görsünler. Yoksa Batı görüyor. Şimdi kamu bankalarına emir komutayla yaptırılan şeyi özel bankalara yaptırmaya kalkıyorlar. Yabancı bankalar bundan ürküyorlar ve çıkmayı düşünüyorlar. Şimdi böyle bir iklime gelmez yabancılar. Yabancılar gelmeyince de kolay kolay bu toparlanma olmaz. Peki, çok